Merhabalar, bu dersimizde tar dosyalarını inceleyeceğiz. Bunun için Go package'larından arşivi kullanacağız. Bu videoda bir mini uygulama geliştireceğiz aslında. Sıkıştırma işlemlerini inceleyeceğiz. Elimizde iki tane dosya var. Bu dosyalar Files adında bir klasör içerisinde yer alıyor. Şunu kullanmayacağız bu arada, kafanızı karıştırmasın. Bu Files içerisinde demo.go ve not1.txt adında iki tane dosya var. Bunların içeriği önemli değil. Sadece oluşturacağımız yeni tar dosyası içerisine iki tane dosya eklemek istiyoruz. O yüzden bunları kullanacağız. Bu demoyu da merak ediyorsanız içerisinde sadece basit bir kod var. Topla kodu var. Bunları dosya olarak kullanacağız. Programsal olarak değil. Ve işlemimize başlayalım. Öncelikle ben bu videoda ne yapacağım? Birincisi iki tane metodumuz olacak. Bu iki metottan bir tanesi tar dosyasını oluşturma metodu. Diğeri de bir tar dosyası içerisine dosya ekleme metodu olacak. Bunları şimdi adım adım yapacağız. Öncelikle temel işlemleri yaparak başlayacağım. Ondan sonra add file diye bir function oluşturacağım. Sonra da tar dosyasını oluşturacağım. Diğer fonksiyonu oluşturacağım. Burada temel olarak genel yapı hazırlamamız gerekiyor. Mesela burada dosyaları alacağım yer önemli. Çünkü program içerisinde bu dosyalara erişip bunların isimlerini de almam lazım. Ben bunu statik olarak kod içerisinde belirteceğim. Bir liste gibi. Öncelikle temel işlemleri yapalım. Var file folder path diyorum. Burada bizim files klasörümüzü yolunu belirtiyoruz. Şurası. Ve şimdi de onun içerisindeki dosyaları ayrı ayrı tanımlayalım. Files string olacak tabii ki bunlar ve temel olarak şu şekilde, hani özet olarak görmeniz için yazayım. Not1.txt ve demo.txt, bu sıradan bir string dizi aslında. Ama tabii buna programatik olarak, bunların ikisine de programatik olarak files üzerinden erişeceğim için ben bu file folder path tanımını da yapmam gerekiyor. Bu arada şurada yanlış yaptık. Global scope'da olduğum için ben burada şu şekilde tanımlama yapamıyorum zaten. Bu Go programlama dilinin bir özelliği. Global alanda şu şekilde bir tanımlama yapamayız. Bu hatalıdır. Zaten uyarı olarak da bize gösterecektir. Non-declaration statement outside function body. Fonksiyonun dışında bu şekilde tanımlama olmuyor. Burada global scope'da tanımlama yapacaksak şu şekilde var ve eşittir ile değer atama yapmamız gerekiyor. Şimdi şunu yapalım. File folder ile file folder path ile ben bu dosyayı birleştiriyorum. Bu şekilde kullanacağım. String birleştirme yapıyorum basit bir şekilde. Aynı şekilde buna da yapıyorum. Onu da aynı şekilde kullanacağım. Ve şimdi işlemlerimize geçebiliriz. İlk olarak ben add file'ı yapacağım çünkü ona ihtiyacım var. Diğer function içerisinde de bunu kullanacağım. Add file diyorum. Bu içeride bir işlem yapacağı için küçük harfle başladık burada. File name ve bu bir string olacak. Dışarıdan yukarıda tanımladığım arşivin içerisindeki tar package'ını kullanmamız gerekiyor. Bunu da şöyle yaparız. Bir isim veriyorum öncelikle. Ve diyorum ki ben bu tar package'ın içindeki writer'ın pointer'ını kullanacağım burada. Eğer herhangi bir hata olursa geriye hata olarak error nesnesini dönmek istiyorum. İçeride de işlemlere başlıyoruz. Öncelikle benim bir dosyayı açmam gerekiyor. Hangi dosya? Dışarıdan gelen file name adındaki dosyayı açmam lazım. Bunun için de
yukarıdaki OS package'ini kullanacağız. Hata yönetimini gene göz ardı etmeyeceğiz burada. Dosya işlemlerinde bu önemlidir. File name. Sen değilsin. File name. Parametre olarak gelen name'i tutuyorum. Ve hata yönetimi yapacağız burada. Burada da fmt error f diyerek formatlı bir hata gösterimi yapacağız. Eğer dosya açılırken bir hata olduysa bunu bildirmemiz lazım. Dosya açılırken bir hata meydana geldi diyorum. Ve buraya da bir değer yazacağım. Bir tane de buraya yazacağım. İlk parametre, ilk s olarak ben file name'i vereceğim burada. Bu bilgi şuraya yazılacak. Dosya açılırken bir hata meydana geldi. Bu da dosyanın adı şeklinde. Hatta şöyle de yapılabilir. Biraz daha string içerisinde kaybolmaz bu şekilde. Ve bir de error'ın kendi mesajı olacak. Ondan sonra işlem bittiğinde dosya ile işim bittiği için bunu kapat diyorum. Bir sonraki adımda da benim yukarıdaki sorunsuz bir şekilde elde edilen file nesnesi yani dosyanın dosya bilgilerini almam gerekiyor. Stat err file stat diyorum. If gene yukarıdakinin hemen hemen aynısı olacak. O yüzden şunu aldım, buraya yapıştırdım. Bu sefer dosya alırken, açılırken değil de bilgileri alınırken bir hata meydana geldi. Diğer kısımlar aynı. Bu arada kaydedince otomatik olarak kullanılmayan package'lar siliniyor. O yüzden geri alıyorum. Şimdi header'lar ile çalışmam gerekiyor. Header'lar da bu dosyanın temel bilgilerini erişebildiğimiz ve işlem yapabildiğimiz alanlar diyebiliriz. Bir HDR nesnesi oluşturuyorum. HDR'ın kısaltılmışı. Ve yukarıda tanımladığım tar package'ının içerisinde header diye bir struct var. O struct'ı kullanarak diyorum ki bu kullandığım header mod time'ı yukarıda elde ettiğim stat bilgisi var ya, file'ın stat bilgisi, onun mod time ile aynı olacak. Name'i yukarıda elde edilen yani parametre olarak gelen file name'in adıyla aynı olacak. Size'ı benim okuduğum ve elde ettiğim dosya bilgisi stat'tı. Onun üzerinden size'ı elde edip ben bunu kullanacağım. Mod olarak da burada dönüştürme işlemi yapacağız. O yüzden şu int 16'yı hemen oluşturdum ve buna bir değer veriyorum. Permission değeri aslında bu. Stat içerisinden gene dosyanın elde ettiğim dosyanın izinlerini buna aktarmam gerekiyor. Mod ve perm diyorum. Buradan permission. Şurada açıklama kısmına da bakılabilir. Ve temel olarak burası da tamam. Şimdi de writer işlemlerini yapmamız gerekiyor. Yukarıda parametre olarak elde edilen tar package içerisindeki writer'ı çalıştıracağız şimdi burada. Bu arada şurayı yanlış yapmışız. Bu bir function. O yüzden hata veriyordum. Şimdi yazma işlemine bakalım. Yukarıdaki tw'yu kullanıyorum. Yani tar writer ve write header diye bir function var burada. Onu kullanarak diyorum ki sana bir HDR vereceğim. Onu kullanacaksın. Yani yukarıda oluşturduğum HDR'yi, bu yazma işleminde bunu kullan. Ve eğer hata olursa hemen şurada yöneteceğim diyorum. Mesaj
Eğer hata olursa tarheeder yazılırken bir hata meydana geldi diyeceğim. Ve burada da bir bilgi verebiliriz. Şunu diyorum as ve bir tane daha veririz buradan. Aynı şekilde. String oluşturduk. Şimdi de kullanalım bunu. FMT error f msg file name diyorum. Ve ERR'ye gönderiyorum. Burada ilk parametre olarak ben msg nesnesini bir string formatlı bir string olarak gönderdim ve ondan sonra da ona iki tane parametre gönderdim. Birinci parametre file name buraya, ERR ise buraya gelecek. Daha sonrasında şuradaki hata ne? Bu int 16 değil, int 64 olmalı. Orada bir hata yapmışız. Ve devam ediyorum. Şimdi de kopyalama işlemi. Bu writer ile file nesnesi arasında değeri birbirine kopyalama işlemini gerçekleştireceğiz. Copy diyorum. Bu kopyalanmış veri olacak. Bizim IO package içerisindeki copy function'ı bize geriye bu bilgiyi dönecek. O yüzden şimdiden aldık onu. Ve ilk parametre olarak writer veriyorum. Sonra da file'i veriyorum. Eğer burada incelemek isterseniz üzerine CTRL'ye basılı tutarak klavyeden CTRL'ye basılı tutarak mouse'un sol kliğini kullanarak copy'ye tıklayabilirsiniz. Kaynak kodlarını görürsünüz. Package burada silindi gene. O yüzden bunu tekrar yazdım. Şimdi tamamdır. Bakın şu an içeriğini yönetileceğiz. Bakalım neler istiyormuş bizden. Biz yazdık ama. Bakın bir destination istiyor ilk parametre olarak. Yani writer'ı burada. Kaynak ise yani veriyi alacağımız, okuyacağımız kaynak ise source olarak burada reader deniyor. Biz burada file verdik. File nesnesini verdik buraya. Bizim veri kaynağımız bu dedik. Ondan sonra oradan veri alıp writer'a kopyalama işlemi var. Sonrasında yine bir hata yönetimi mekanizması kurmamız lazım. Ve mesajımızı yazalım. FMT error f ve s, birazdan parametre göndereceğim buna. Dosya örneğin x dosyası tar a, yani tar dosyasına yazılırken bir hata meydana geldi diyorum burada. Ondan sonra tekrar son olarak bir s daha koyuyorum. Placeholder, yer tutucu, formatlama işlemi. Sonra ilk parametre olarak file'imi gönderiyorum. Sonra da ERR nesnesinin kendisini gönderiyorum buraya. Buraya kadar tamamız. Burada çok az bir şey kaldı. Bu function içerisinde. Son olarak da bizim bir küçük kontrol yapmamız gerekiyor. Arada bir kayıp var mı? Kopyalama işlemlerinde vesaire gibi bir veri kaybı var mı diye bir bakalım. If copied, yani kopyalanan veri küçüktür stat'ın, yani file'ın, biz dosyanın bilgilerini aldık ya, stat olarak sakladık bunu stat nesnesi üzerinde. Eğer bu stat içerisindeki size'dan küçükse burada bir sıkıntı vardır. Yani bir yazma işlemi yapılmıştır belki ama eksik yazma işlemi yapılmıştır. Dosya artık orijinal dosya gibi, yani kopyalanan ya da tar içerisinde yazılan dosya orijinal dosyayla aynı değildir. Bir veri kaybı vardır anlamına gelir. O yüzden bu önemli, bu kontrol. Eğer böyleyse, yani eşit değilse, S dosyasına D kadar veri yazıldı. Ama beklenen veri şu kadardı, D kadardı.
Burası tamam. Neden böyle bir şey yazdık? Burada kesin olarak biliyoruz ki eğer bu alana girersek bizim orijinal veriyle beklenen veri, yani gelen kaydedilen veriyle beklenen veri arasında bir fark varmış. O yüzden ama beklenen veri şeklinde bir tanımlama yaptık. Şimdi bunu da yazdıralım. Ve direkt geriye döndürelim burada. Error F diyorum. MSG file'ini gönder ilk parametre olarak. Copy it nesnesini gönder ikinci parametre. Üçüncü parametre ise en sondaydı. Şöyle stat size. Dikkat ederseniz burada dosyanın adını yazacak. Örneğin X dosyasına copy it kadar veri yazıldı. Ama beklenen veri orijinal dosyanın size'ı kadardı şeklinde bir tanımımız var. Ve bunların hiçbirisi olmazsa da zaten bir sorun vardır. Return nil'de ve geriye nil dön. Çünkü dikkat ederseniz bunların hiçbirisi olmazsa zaten işlem başarılıdır. Herhangi bir hata da yok demektir. Çünkü bütün kontrolleri yaptık hata için. Ve buraya kadar geldiyse geriye bir şey dönmek zorundayız. Her zamanki gibi. Döneceğimiz değer error olacak. Onun yerine nil dön. Çünkü herhangi bir hata yok. İşlem başarılı demektir. Buraya kadar tamam. Şimdi bir sonraki videoda devam edeceğiz.